Peki yani dünyanın zinetlerini Allah Teala bu tip konular konuşulurken maalesef böyle bir problemimiz de var. Allah Teala bunları konuşurken buna zinet derken, geçici süs derken yani bırakın mı dedi? Hayır. Böyle bir problem yok. Dünya nimetlerine sahip olup olmama değildir. Allah Teala bununla alakalı miktarla alakalı bir sınır koyduğunu ben şahsen hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bir Müslümanın dünya anlamında ne kadar şeye sahip olmalıdır sorusunun cevabının olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Allah Teala bir mala nasıl sahip olman gerekir? Sahip olduğun malı nasıl harcaman gerekir? Bununla alakalı onlarca kural koymuş mu? Eyvallah. Kazanırken ve harcarken bu önemlidir. Yani nasıl konusu var ama ne kadar ne kadarını yok bilmem. O açıdan burada mesela fıtri anlamda da insana bu sevdirilmiş mi? Dünyanın ziynetleri. Hatta mesela Ali İmran suresinde hemen baş taraflarda 14. ayette Allah Teala bir liste sunar bize. Evet, bir liste sunar. Züyyine linnâs. İnsanlara şunlar sevdirildi. İnsanlara şunlar sevdirildi. Sevdirilen şeylere bakın. Hubbu şehevati minen nisa. Kadınlara karşı arzu ve istek. Tabi genel anlamda böyledir. Bunun tersi mümkün mü? Erkeklere karşı arzu ve istek de kadınlar için. Vel kanatir. Pardon, vel benin. Çocuk sahibi olmak. Evlat sahibi olmak. Sevdirilmiş. Vel kanatiril mukantarati minel zehebi. Vel fiddati. Kantar kantar ya da külçe külçe altın ve gümüş sahibi olmak. Sevdirilmiş. Vel hayril musavveme. Nişanlı atlar. Vasıtalar, binekler. Sevdirilmiş. Vel en'am. Davarlar, hayvanlar. Besicilik yapanlar iyi bilir. Sevdirilmiş, evet. Vel harf. Arazi. Sevdirilmiş. Çiftlikler. Peki, evet, bunlar sevdirilmiş. Allah Teala bunu onaylıyor. Fakat arkasına da diyor ki ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunlar dünya hayatının meta'dır. Meta. Aldatıcıdır bunlar. Bunları kullanmayın değil. Kullanın ama bunların geçici olduğunu bilin. Rol icabı bunları kullanıyorsunuz. O role kendinizi kaptırmayın demektir. Budur.